Bu dizide oynamaya başladıktan sonra Türkiye'ye böyle bakış açınızda falan bir değişiklik oldu mu? Genelde hayatı hep kendi dünyamızdan bakarız. Fakat farklı konumlarda, farklı kültürlerdeki insanların dünya görüşleri de çok farklı. Onları da anlayışla karşılamak gerekiyor. Kendi bakışınızı zenginleştiriyor tabii ki. Ve daha görüşlere karşı anlayışlı oluyorsunuz. Daha taraf değil, suçlayıcı değil. O zaman belki daha güzel bir şey yeşerebiliyor. Doğal olarak tabii ki zenginleşiyor. Kendime ait de özel bir dünya görüşüm var. Çünkü öyle bir şey ki burada dururken ben sizin arkanızı görüyorum ama kendi arkamı görmüyorum. Zenginleşme de hep böyle. Hangisi Hüseyin? Aşağılarda herhalde. Yeğeniniz size mesaj atmış. Zeynep Ece Aydın. Ve de dayımı çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Peki normal hayatınızda nasıl birisiniz? Yani mesela güler misiniz, eğlenir misiniz, matrak mısınız? Gülmeyi çok severim. Enerjiyi severim. Yalnız kalmayı da severim. Ve mesela matrak bir tip misinizdir? Çok matrak olmasa da arkadaşlarım esprili olduğumu söylerler. Niye hiç espri yapmıyorsunuz? İşte yani öyle şey yapmayın, canlı yayındayız falan yapmayın, yapabilirsiniz. Yok, yok, kendimi tutmuyorum ama sizin de ilk programınızın olmuş olması herhalde beni de heyecanlandırdı. Siz de mi heyecanlandırdınız? Bizi sorular heyecanlandırdı yani. Hani herkesin arayıp da işte ne yapacaksınız, ne edeceksiniz, dekor aynı mı, o aynı mı, bu aynı mı falan diye. O sorular heyecanlandırmadı da gerdi. Bir tane izleyicimiz de bana mesaj atmış, demiş ki ne demişti? Kanallar arasında zap yaparken beni görmüş, uzun zamandır kaybettiği oyuncağını bulmuş kadar sevinmiş. Mustafa Öztürk, teşekkür ederiz Mustafa Bey. Güzel güzel mesaj. Size inanılmaz mesajlar geliyor. Yıkılı hepsini yapamayacağım. Hani İskender taklidi yapmanızı isteyen var. Radyoda neler olacak diye soran var. Böyle bayağı bir gidiyor. Belçika'dan selamlar var. Hepsine çok çok teşekkürler. Şeker hastası bir izleyicimiz atmış. O kadar güzel, o kadar gerçekçi yapıyor ki rolünü. Kendisine var mı bir şeker hastası? Bu soru çok geldi. Hatta şeker hastalarından da çok geldi. Benim yok ama onlardan hep yardım aldım. Yanlış yaptığım bazı bir iki küçük hatada beni uyardılar. Ve onlar bir bağlamda onları da simgelemiş oluyorum. Evet, onları da bir anmış oluyorsunuz programda, her dizide daha doğrusu. Onlar çok daha yakın davranıyorlar hemen, yani bizden. Bizden değil mi? Öyle bir şey oldu veriyor hemen. Geçenlerde gazetede sizin arabanızın resmi mi çıkmıştı? Öyle bir şeyler çıkmıştı. Benim arabam yok. Ha, yok mu? Hayır. Öyle bir, sanki öyle bir şeyler... O bindiğim her şey bana ait yazıldı, çizildi. Yani benim değil, annemin arabası. Annenizin arabası mı? Sizin ehliyetiniz falan var mı? Var. Benim de yok da benim mesela ehliyetim de yok. Motosiklet ehliyetim de var. Motora biniyor musunuz? Çok önce daha çok biniyordum ama İstanbul'da çok fazla şans bulamadım. Peki araba almamızın belli bir sebebi var mı yoksa hani? Şu anda yeni bir arabam var ama yani o... Çok daha benim için pratik ve İstanbul trafiğinde çok daha kolaydı. Bir de şey var yani sürekli insanların sizi değişik İskender gibi görmesinin dışında en azından kendi doğallığım içinde yaşamanın vermiş olduğu başka bir kendim de varım yani. Çok fazla değiştiremem kendimi. Değiştirmem de gerekmiyor. Tabii. Kişiler istiyor diye de değiştiremez insan. Değişmemeli de zaten. Evet. Siz kendiniz nasıl huzurluysanız, nasıl mutluysanız. Aynen. Peki aile içinde size İskender diye çağıranlar oluyor mu artık, hani Musa'yı bırakıp da?
Yapmıyorlar ama babam benimle bayağı hava atıyor. Öyle mi? Ben onun babasıyım falan dedi. Kendisine de çok selam söylüyorum buradan. Hürmetlerimizi buradan gönderelim kendisine. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani insan ailesi de gurur duyuyor. Tabii ki. Onun babasıyım diye. Benim bir doktor ya da mühendis olmamı çok çok isterdi. Şimdi onların hepsi olduğumu görmüş olması vermiş olduğu bir rahatlık var sanırım. Şu an ne istiyorsunuz? Ne istiyorsanız onu evet. Olabiliyorsunuz. Daha güzel bir şey var mı yani? Sihirli bir meslek. Peki ilk tiyatro, yani oyuncu olmaya karar verdiğinizde aileniz karşı çıktı mı? Yok, hayır. Hayır. Tam bir dönem tersi. Çünkü öyle bir şey de vardı. Hani hem futbolculara kızılırdı hem de oyunculara kızılırdı daha doğrusu. Aileler istemezdi de. Evet. Şimdi o kalktı ama sizin... Yok, tam tersi desteklediler. Aynen güzel. O konuda çok güzel bir ailem var. Ailede başka var mı sanatla ilgilenen kimse? Hayır, yok. Bir tek siz. Evet. Ve de bu kadar başarılı. Hani bazen genlerden falan derler. Demek ki genlik değilmiş bu iş. Yani bence de değil. Yani her babanın oğlu aktör olamayabiliyor. Yani. Ama nedense her babanın oğlu da aktör olmak için bir şey uzak. Değil mi? Öyle bir evet. Durum da var, yazık. Bir çabalıyorlar. Etkilenme sanırım, etkilenme. Ama her insan başlı başına bir dünya ve özel bence.